kan uzumu yapacağız. Hadi. Böyle anlatılacak bir ağrı değil yani. Böyle kramplarım, hiç başta bir şey olacağını zannetmedim. Ama Allah'ıma şükürler olsun, şimdi nasıl biliyor musun? 10 numara. Bayağı bir sıkıntılı bir rahatsızlık. İnsanlar gece uyumuyor. Ki benim en büyük sorunum oydu. Aşırı derecede rahatsızlık çektiğim bir konuydu. İşte hocamızın tavsiyesiyle bu ozanı almaya başladım. İşte şu an 13. seansımdayım. 5-6. seanstan sonra çok bir iyiliğini gördüm. Şu an çok güzelim. Ağrılarım bitti. Çok rahat uyuklayabiliyorum. Yürürken bir sıkıntım yoktu. Sadece oturduğum zaman ağrılarım artıyordu. Diz kapaklarımdan bileklerime kadar böyle anlatılacak bir, tarif edebileceğim bir ağrı değil. İşte gece yattığınız zaman aşırı derecede böyle bir çok farklı bir ağrı, işte ayaklarınızı koyacak bir yer bulamıyorsunuz. Sağ atıyorsunuz olmuyor, sola atıyorsunuz olmuyor. İşte bu tedaviden sonra bayağı güzelim, çok iyiyim. Uykumda da çok harikayım. Bayağı bir şeyini gördüm yani. Yürürken? Şu an yürürken herhangi bir sıkıntım yok. Yürürken yok. Yani mesela önceden rampa çıkamazdım ağrılarımdan. Şimdi çok güzel gidebiliyorum, yürüyebiliyorum. Bayağı dinç hissediyorum kendimi. Ben bunu nörolojide gördüm, tedavisini. Parkindin'e bir ilaç verdiler bana. Onu kullanıyorum 6 yıldır. İşte bir seanstan başladık, bir dozdan. 3. doza kadar çıkmıştım. Şimdi tekrar bire indim. Bire indirdim yani. Doktor tavsiyesiyle değil ama ihtiyacım olmadığını hissettiğim için indirdim. Yani biraz daha bu ozon tedavisi bittiği zaman da herhalde bırakacağımı düşünüyorum tamamen. Tamam. Benim 13. seansım bu. Yani ne kadar ediyor? 2-3 ay kadar. 3 ay. 3 ayda. Bayağı da bir kilo verdim bu arada. Kaç kiloydunuz? 112 kiloydum. Şu an 97 kiloyum. İşte aşırı yeme alışkanlığım vardı, isteğim vardı, onu biraz frenledi. İşte biraz rejime soktu bizi. İyiyiz yani. Şimdi Halis'e uzun zamandan beri huzursuz bacak sendromu vardı. Bununla, bundan dolayı aynı zamanda uyku bozukluğu, depresyona eğilim, bazı sıkıntıları mevcuttu. Onlara gene hani konvansiyonel tıpla alakalı yaklaşımlarımızı yaptık. Daha sonra ozon terapisi uyguladık. Hasan'ın gayet de güzel sonuçları var. Kendi tedavisi konusunda sanırım söyledi. Yani dediğim gibi hem konvansiyonel tıp hem fonksiyonel tıp hem de ozon terapiyle beraber yaklaşınca sonuç gayet yüz güldürücü oluyor.